Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herhangi bir çiçek tanıtımı yapmayacağım. Korona sebebiyle hani evimizde günlerimizi geçiriyoruz ve neler yaşadığımızı, yaşadığımı ya da neler yapmaya çalıştığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sokağa baktığım zaman tenhalık görüyorum. Aslında burada 3 tane şu tarafta market var. Okulların tatil edilmesinden yaklaşık bir hafta geçti. Geçen haftayı düşündüğüm zaman hala insanlar, hani çocuklar okula gidiyorlardı. Kalabalık vardı. Burada bir okul yolu var arkadaşlar. Hani bir haftalık bir sürece baktığım zaman gerçekten yani inanılmaz bir sokakta inanılmaz bir değişim var. Ve şu anda gerekli olmadıkça ben de dışarı çıkmıyorum. Ekmek almaya vesaire o gibi şey sebeplerle dışarı çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz. Çocuklar bu konuda çok sıkıntı yaşayabiliyor. Benim oğlum mesela illa dışarı çıkmak istiyor. Onu evde durdurmakta zorluk yaşayabiliyorum. Eminim birçoklarınız da öyle yaşayabilir, yaşayabiliyordur. Hala geçişler var. İnsanlar hani dışarı çıkmak zorunda olanlar dışarıya çıkabiliyor. Kimisinde maske var benim gördüğüm. Kimisinde hala maske yok. Tabii maske bulma sıkıntısı yaşayan da olabilir. Veya hani bizim burada yoktur mantığımız da çok fazla olabiliyor. Hani bu konuda özellikle belli bir yaştaki grup, risk grubu, biz taşıyıcı olabiliriz ya da semptomlar çok ağır geçmeyebilir, hafif geçebilir, farkında bile olmayabiliriz. Ama unutmayalım, bu süreç içerisinde eğer virüs bizdeyse ve biz bunu bir yerlere taşıyorsak, dolayısıyla belli bir yaş grubunda ve belli bir kronik rahatsızlığı olan insanlar için bu hastalık risk ve ölümlerine sebep olabiliyor. Hani bunu açıkça ve dikkatlice ve özenle, özellikle üstüne basa basa düşünmemiz gerekiyor ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışalım. Özellikle insanlardan yakın temasta kaçınalım. Hani ve dışarı çıkarken çıkmamız özellikle elzemse dikkatli olmaya çalışalım. Korona vakalarının ilk duyulduğu zaman Aralık sonuydu yanılmıyorsam, hani Çin'den bazı videolar özellikle haber bültenlerinde gösteriyordu. Hani başına damacına geçirmiş insan olsun, farklı korunma yöntemleriyle esprilere konu olabilecek ama aslında düşündüren tablolar görebiliyorduk, görüyorduk. Biz tabii o günlerde belki pek kale almayabiliyorduk arkadaşlar. Ama gün gün geçti ve artık hani Türkiye'de ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığında ve ilk ölümlü vakaların artmaya başladığında artık bizler de bunun çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu herkese anlatmaya çalıştı ve sağ olsun doktorlarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız birçok bilgilendirici paylaşımlarda bulundular haber bültenlerinde. Allah onların yardım etsin. Hani dualarımız onlarla. Ben de iki doktor ablasıyım ve bir tane kardeşim özellikle İstanbul'da bu artık nöbet usulü, o da artık acilde bu gelen ilk vakalarda bulunacak olduğunu söyledi. Hani telefondaki görüşmelerimiz de böyleydi. Daha bir ay öncesinde bile ben hani İstanbul'da olduğumda maske mesela kullanılmıyordu. Tek tük yabancılarda gördüğümüz maskeler vardı. Özellikle metrodan kaçınalım. Hani başka kapalı mekanlardan kaçınalım. Birçok yer gerçi kapandı ama birçok şeyi dikkat edelim, özen gösterelim. 14 kuralı çok önemli. Tedirgin oluyorsak 14 gün hiç dışarı çıkmayalım. Hani bunları söylemesi kolay gibi geliyor ama yeri geldiğinde bunları zorunlu olarak uygulayabileceğimiz dönemleri yaşamamak için temizliğimize dikkat edelim. 1 metreden fazla insanlara yaklaşmamaya çalışalım. Ben bunu ilk duyduğum zaman hani Avrupa'daki ya da bazı yazın ya da videolarda bu kadar insanların, ülkelerin tedirgin olma sebebi ne olabilir diye düşündüm ve küçük bir araştırma yaptım. Tarihte böyle salgınlarda böyle olmuş mu? Hani veba salgını karşıma çıktı, dikkatimi çeken. Özellikle 1300'lü yıllarda kara ölüm denilen veba salgınında Avrupa tarihinin çok fazla bir nüfus kaybına yaşadığını, mesela İngiltere'de 1 milyon kişinin öldüğünü, Fransa'nın 2/3'ünün
öldüğünü ve neredeyse bazı kaynaklar 75 milyon, bazı kaynaklar 150 milyon, hani milyon olarak düşünün arkadaşlar, 150 milyon bir insan kaybının tarihte yaşandığını ve o dönemde bu kayıplarla Avrupa tarihinin çok fazla etkilendiğini, sosyokültürel yaşamın, bakış açılarının ve çok etkilendiği ifade edildi. Hani ben mesela kendime baktığım zaman kuş gribinde böyle bir biraz böyle bir tedirginlik görmüştüm. Ama kuş gribinde de o dönemde hatırlıyorum, hayvandan insana bulaşıyordu. Fakat insandan insana geçmiyordu olarak biliyorum. Ama bunda insandan insana damlacık yoluyla geçebiliyor ve damlacık havada asılı kalıyor. Ağır olduğu için damlacık dolaşamıyor deniyor hekimlerimiz. Dolayısıyla biz taşıyoruz, biz götürebiliyoruz. Etrafa insanları yayabiliyoruz. Onun için tüm Türkiye olarak hepimize ve tüm insanlar olarak hepimize görev düşüyor. Evet, evde kalalım. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlere. Umarım bu günleri atlatır. Çocuklarımız okula, kendimiz işimize ve güzel hedefler, amaçlar için çalışacağımız güzel Türkiye için İnşallah güzel günleri diyorum. Hoşça kalın.